Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Ben bunu sormak zorundayım sana. Dünya tersine döndü. Bir Real Madrid'li oyuncu. Dünya niye tersine döndü? Vinicius Junior. Evet. Valencia deplasmanında artık korkunç organize bir ırkçı hakarete maruz kaldı ki Vinicius Junior Atletico Madrid taraftarı tarafından da aynı muameleye tutuldu. Vinicius Junior birkaç maçta o birkaç yerde de oldu. Evet. Birkaç kez oluyor. Mini'ye yapıyorlar hep. Ne diyorsun? Bir tepki koyman İspanya'da gerekiyor. İspanya'da La Liga'da maalesef böyle bir hastalık var. Vinicius de onu diyor. Bana ilk değilim, sonunda olmayacağım. Bana da ilk kez olmadı, sonunda olmayacak. Bir tane televizyon yorumcusu da söylemişti maymun gibi dans etme diye. Maymun gibi dans etmek bir tabirmiş. Bizde de gündüz feneri vardır yani. Onun ırkçılık olduğunu bilmeden bir tabir vardır bizde de. İspanya'da bir tabirmiş ama ona büyük tepki var. Real Madrid Eyalet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulundu Valencia'daki adam için. Var bu, İspanya'da var maalesef. Bir tek İspanya'da yok, İtalya'da da var. İtalya'da çok vardı. Yani ben almış bu arada. Çılık yapan adam şimdi açık. Bravo da. Ömür boyu ben. Yani sadece, bir kişi mi almış? Bütün tribün yaptı neredeyse. Sadece ömür boyu men yetmez. Ya. Bir takım anayasa maddesinin de Real Madrid'in açıklamasında vardı. İspanyol Anayasası'nın 124. maddesine göre şöyledir, böyledir diye bir takım suçları var. Onlar da karşılaşacak tabii. Yapacak bir şey yok. Yani bu dünyada böyle insanlar var. İtalya'da, İspanya'da. Özellikle o nedense Fransa, İtalya, İspanya'da çok var. Evet. Bu özellikle bu güneyde böyle çok var. O neyi, niye böyle bir kompleks var? Neden böyle bir şey var? Ben neden olduğunu tahmin ediyorum ama açıklayamayacağım. Henüz izleyicilerimiz de böyle toplumda hazır değil bu açıklamama. Ama mesela Uğur Sever anladı. Bir zamanlar şey vardı hatırlarsan. Kesinlikle hocam. Eto bir futbolcuya tükürmüştü. O zamanki hoca da daha sonra İspanyol milli takımının da hocası olmuştu. Aragones. Aragones'in de Thierry Henry üzerinden var bir değil, şey. Değil. Kim? O da şey demişti. Eto da bir oyuncuya tükürmüştü. Yani kim bu İspanyol oyuncusu ya? Birisi, Javier Clemente mi? Clemente olabilir. Clemente olabilir. Bir oyuncuya tükürmüştü. Irkçılık görmüştü. Oyuncudan ırkçılık gördüğünü iddia etmişti ve ona tükürmüştü. Clemente'ye sordular, o da şey demişti yani. Daha dün ağaçlarda gezenler bugün yere inmiş insanlara, çok rezil bir açıklama. İnsanlara tükürüyor filan demişti. Benim İtalya'da yani İtalya'da turist olarak gezdiğim zaman da gördüğüm birkaç şey var. Hani siyahi insanların yanından geçerken seslenen tipler gördüm. Var böyle şeyler var. Ama neden böyle bir şey var onu açıkçası özellikle mesela şeyi anlamıyorum. Hani İtalya ve Amerika'da şöyle anlıyorum. Ulan bir zamanlar siz bizim pamuk çiftçimizdiniz diye bir kompleks yapmış olabilirsin. İtalya ve İspanya'yı gerçekten çok anlamış değilim. Yo, ben ve Amerikalı beyazların da aynı İtalyanlar ve İspanyollar gibi aynı sorun olduğunu, çiftçilik öncesinde de yani. Bu bambaşka bir kompleksten kaynaklanan bir şey. Kesinlikle, ama toplum hazır değil bu konuyu ayrıntılı konuşmaya. Değil yani. Ben de anladım. Ama gerçekten bu yan başka bir şey değil yani. Sende olmayanın başkasında olması seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Evet abi, bütün dünyadaki çatışmaların kaynağı. Abi vallahi espri olabilir. Olsun diye söylüyorum. Olabilir. Yani bayağı bunun ama ben mesela uzun uzun diye yani böyle şey psikanalizini falan okudum. Hakikaten bu çok büyük sorun. Bunda yapacak bir şey yok abi. Yani geliştirsinler tıbbı, ne gerekiyorsa yapsınlar. O zaman diğer analizlere geçebiliriz. Sosyolojik, sömürgecilik, bilmem ne. Anladın mı? Ya bak şey gibi bu abi. Bir sınıfta çok güzel sarışın bir kız varsa, diğer kızlar güzel değilse o kıza kötü davranırlar abi dünyanın her yerinde. Öyle değil mi? Bir iki tanesi de kankası olur. Bir iki tane kankası olur. Ya o en popüler kızla arkadaş olup erkeklere yani o. Çirkin kızlar, evet. Çirkin kankası olur bir tane mutlaka. Yani bu renkten bağımsız insan olunup bak anladım. Gerçekten kompleksiyle herkes de anladı abi. Herkes de anladı yani bunu. Ve kimse kompleksi açık açık diyorsun. Konuşmaya hazır değil. Bir gün her olunca konuşsunlar. Asıl ben şeyi anlamıyorum abi. Şimdi adam bak Jesse Owens arkadaşlar 1936 olimpiyatlarında Hitler'e stat terk ettiren atlet diyorlar, tamam mı? Hitler işte 1936 ırkçılık resmi olmuş. Olimpiyatlarında Almanya'da. Nazi Almanya'sı, Nazi ideolojisinin gövde gösterisi. Alman sporcular bütün madalyaları topluyorlar. Ve Jesse Owens iki tane 100 metrede bir de 200 metrede sanıyorum. Birinci oluyor ve Alman sporcu da ikinci oluyor. Yani ari ırk ikinci oluyor. Ari çocuk da elini sıkıyor yani Jesse Owens'ın falan yani. Bak Nazi Almanya'sındaki sporcu ari ırkın, sarışın, atletik falan üstün ırk
Cem Somos'un elini sıkıyor. Tebrik ederim. Cem Somos'u bir saniye. Şimdi bak. Sen tabii siyahi taraftın sen şimdi. Şimdi o yüzden. Ben orada bir şey olmuyor bak. Almanya'da bir şey olmuyor o adama. Lan adam Amerika'ya dönüyor. Adamı ödüllendirecekler. Waldorf Astoria Oteli'nde. Adama törenle Amerikan madalyası takacaklar. Amerikan madalyası takacaklar. Otele çağırmışlar. Başkanlık şeyi falan takacak. Bakanlar var. Smoking giymiş. Gelecek ki tebrik edecekler. Sen işte Amerika'yı gururlandırdın diye. Servis asansöründen çıkartıyorlar. Kusura bakmayın diyorlar. Kural kuraldır. Yani. Sen siyahisin. Siyahiler şeyden bilemez. Evet. Lan böyle şey olur mu ya? Tabii rezillik ötesi. Muhammed Ali'nin başına gelen aynısı biliyorsun. Dünya lan şampiyonu böyle bir şey olur mu ya? Dünya şampiyonu evet. Oluyor. Geliyor. Dünya şampiyonluğu madalyasını da asıyor. Öyle dolaşıyor. Annem babam çok gurur duyacak diye. Yok abi buraya giremezsin. Buraya siyahlar giremiyor diyor. O da gidiyor nehre atıyor. Gerçek bu. Mis gibi nehre atıyor. Ve ben o yüzden Muhammed Ali'yi çok seviyorum abi. Bak abi, Muhammed Ali ne olursa olsun bu tavrı göstermek süper yani. Green Book filmini de ya çok güzel. Green Book filminde de adam diyor ki sizi diyor restorana alalım. Ben diyor birazdan burada çalacağım ya. Beni evet evet diyor. O çok iyi ya. Ben diyor piyanistim diyor. Burada çalmaya çağırdınız beni. Bu kadar para verdiniz olsun diyor. Yani. O kadar acıklı ki. Hani en çok dinlenilen bilinen şarkı olduğu için söylüyorum. Türkiye'de de çok popüler. Gelmiş adam zaten Türkiye'den etkilenmiş. Ona göre müzikler yapmış. Dave Brubeck var ya. Take Five en ünlü şarkı. Dın 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 dın. En ünlü caz şarkısı işte en çok satan. Oradaki eleman üflemecilerden bir tanesi siyahi. Dave Brubeck beyaz. Abi adamları konsere çağırmışlar. Yalnız biz sizin üflemecinin bilmiyorduk. Siyah oldum diyorlar. ya ne yapacağız diyor ama böyle. Şimdi bak diyorlar ki Debur Bey böyle. Perdeyle örtsek çalsak olur mu? Debur Bey böyle kalkın. Yani hatta işte Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddederken bana Vietnamlılar değil Amerikalılar ırkçı olduğu. Muhammed Ali aynen şöyle söylüyor. Ben bugüne kadar hiçbir böyle diyor sizin söylediğiniz tabirle diyor. Çekik gözlü Vietkonglu'nun bana pis siyah dediğini duymadım diyor. Şimdi özellikle güneyde bunu anlıyorum. Ben senin yüzünden savaş kaybettim, fakirleştim şu bir mantığı var. Doğru değil ama mantıklı. İspanya'da, İtalya'da mantığı nedir anlamıyorum yani. Ben çok iyi anlıyorum İspanya, İtalya mantığı. Anladım. Ondan bence senin dediğin olabilir mantıklı. Ya maalesef acı gerçeği hayatım bu ya. Evet. Buna bu kadar takılmaları da çok saçma. Bilemem abi. Yani böyle ikisinin yani arası olan birisi olarak söylüyorum yani ben. Bu anlamda düşünmemiştik. Evet. İlginç. Böyle yani. Ki hadi İtalya neyse de İspanyol dediğin yer büyük bir imparatorluğun mirası. Yani genellikle imparatorluk miraslarında daha geniş coğrafyalarda farklı kültürlerden insanları yönetmekle büyük imparatorluk olursun. Bunların niye böyle yaptıklarını çok anlamış değilim. Neyse. Teşekkür ederim. Son olur diyelim inşallah ama olmaz. Yok olmaz son. Olmaz. Yani maalesef, keşke son olsa. Maalesef, son olmasa aslında hiç olmasaydı keşke bunlar da. Olur ya olur. Hiçbir yani bir umudum beklentim yok o konuda. Çok yavaş. Kaplumbağa hızıyla gelişiyor. De var ırkçılık. En azından bak en azından. Türklerde de var da. En azından adamı ömür boyu böyle men etmişler sahalardan. Tabii. Evet. Ya çünkü mesela şu zihniyet yapabileceğin hiçbir şey yok. John Barnes söylemişti bana. İngiltere bir takımın eski efsane oyuncusu. Maalesef bizi 8-0 yendikleri maçta ilk izlemiştim. İlk gittim milli maçta. Birinci dakika gol işte. O dakika bir gol. John Barnes işte bayağı. Dakika bir de gol. Ben o tribüne oturmuştum. Anladın mı? Efsane dakika bir golü biri o işte. Yıllar sonra böyle tanıştık. Liverpool programı için Türkiye'ye geldi. Çok iyi adam. Dedik ya dedi her şey tamam ama şu beni mahvediyor dedi. Liverpool'da çok iyi oynuyorsun. İngiltere milli takımında iyi oynamıyorsun çünkü siyahsın. Ya acaba dedi bakıyorum Liverpool fotoğraflarını kırmızı giyince daha mı açık tenli gözüküyor? Ne oluyor ne demek istiyor dedi. Bak hemen böyle Celtic'ten örnek veriyorum. Celtic'lerin de bir dakika bekle. Ben söyleyeceğim. İkiyüzlülüğü bak. John Barnes teknik direktör oluyor. O İngiliz değil. Siyah o bizden diyorlar. Hani biz Avrupa'nın siyahlarıyız çünkü diyor ya İrlandalılar hani. Bizden. Sonra bir kötü teknik direktörlük yapıyor. Kovuluyor. İngilizdi zaten. Tabii. Hani diyor ki en açık fikirli insanda bile tabii, bir mutlaka rahatsız bir eden bir şey bulacak, var. Tabii. Ya bir yerden sonra bütün o yapılan araştırmalar, sosyolojik analizler, ekonomik analizler dediğin pamuk tarlasında eskiden çalıştığı için bu mudur tabii, falan filan. Her şeyi dedi John Barnes bir kenara bırakıp sıfırdan başlamak lazım. İlk ne zaman kim niye başladı bunlara? Hani kim ilk defa rahatsız oldu? Bunu çözersen tabii. İnsan ruhundaki o zehri atma fırsatın olur mu? Bence yine olmaz. Dünya devam ettikçe bu olacak. Ne John Lennon'ın şarkısındaki gibi olursa, ne herhangi bir siyasi ideolojik gibi olursa bunlar düzelir mi? Yok abi düzelmez ya. İnsan yapısında bu. Bak ben şuradan görüyorum. Sovyetler Birliği zamanı Doğu Almanya işte değil mi? Resmi ideolojiye göre komünistin ırkçılık yok. Kardeşim 1989'da iki Almanya birleşiyor.
Nazilerin uzantısı olan parti en çok oyu Doğu Almanya'dan alıyor. Tabii. Bir sene var arada ya. Bir sene, iki sene var. Ne oldu abi iki senede? Ve en çok neo-naziler Doğu Almanya'da. Evet. Aynen öyle. Ve Doğu Almanlar, Türkleri en çok Türk saldırıları da orada. Evet. Ve Almanların da en sevmediği tipler Doğu Almanlar. Aynen Almanya birleştikten sonra Almanlar şöyle bir espri geliştirmiş biliyor musun? Osta Esteler mi? Bir Doğu Almanla Türk'ün farkı nedir? Bir Batı Alman'ın esprisi. Batı Alman esprisi o. Bir Doğu Almanla Türk'ün farkı nedir? Nedir? Türk Almanca bilir ve çalışır. Yani adam kendi... Tabii, aynen. Doğu Alman için diyor ki bu Almanca bilmiyor ve tembel yani. Bence yani. Leipzig ve çevresi dışında işte Doğu Berlin, Leipzig ve biraz daha çevresi dışında hiçbir şekilde diğerine bir entegre olmadı. Ama yani. Şimdi tabii şeye de yani demek ki böyle coğrafya kaderlerin tersi de var orada. Abi Almansın değilsin diyor öbür ya, batıdaki adam. Batıdaki değil sen bunlar da Almanca bilmişti. Ost-Est esprileri çok var. Evet. Türk diyor daha iyi diyor şeyde. İyi bir futbolcuyla bitirelim böyle. Olaf Marshall'ı hatırlıyor musun? Bıyıklı Doğu Alman. Zammer tabii. Matya Zamer ama Matya Zamer tam Almanya tipi. Balak bunlar şey. O da. O da Doğu Alman. Christoph Daum. Şey. Angela Merkel. Başbakan. Başbakanla şey aynı yerden Toni Kroos. Eski Merkel. Başbakan. Merkel ile Toni Kroos aynı ilçeden. Doğu Almanya'nın aynı ilçesinden. Evet. Ya olan ki olmuş. Doğu Almanya diğer komünist ülkelere nispeten çok gelişmiş bir ülke. Ekonomisi en yüksek ülke falan. Tabii ki Alman oldukları için tabii. Neyse o çok uzun konu. İtiraz ilişkimi etmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Zenginler ya. O diğerlerine göre zenginler. Tamam, anlatacağım ben sana bunu sonra. Tamam, hadi görüşürüz. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.